Sokağa çıktığımızda zaten gerçek manzarayla karşılaştık biz. Herkes kaçmaya çalışıyor, her yerde silah sesleri. Bir videom vardı, bu son olabilir diyerekten. Ailemi aradım, dedim bu son. Yani görüşemeyebiliriz, hakkınızı helal edin diye konuşmalar bile yaptık biz ailelerimizle. Yani bu şekilde bir yolculuk atlatmaya çalıştık. 27 saat sürdü zaten. Aç, susuz, soğuk. Yani bir şekilde kendimizi idare etmeye çalıştık. Yani evime geldim ama annem bir tabak sesi gelsin, ben direkt bir şey oluyorum. Böyle eyvah, bir şey mi oluyor şimdi? Yani annem diyor tamam sakin ol, bir şey yok. Hani tabak sesiydi diye. Yani psikolojik olarak benimle gelen 600 kişi vardı. Ve onlarca, binlerce gelen insan vardı. Hepimizin psikolojisi şu an yerle bir durumda. Ve orada kalan insanlar gerçekten o kadar kötü durumdalar ki. Yani küçücük bebekler ölmek istemiyorum diye ağlıyorlar. Kendi adıma konuşayım, gece uyurken arada bir kalkıp yokluyorum, yani gerçekten evimde miyim ben? Şu an evimde mi uyuyorum diyerekten. Rüya açısından ya benim çok rüyalarıma girmiyor şu an. Çünkü artık alışmışım uykusuz kalmaya o anlara. Ama ben de oradan gelmeden önce battaniyelerim, polarlarım falan vardı. Ben de onları bıraktım. Dedim ki ihtiyacı olan alsın. Bizden şu an istedikleri yardım açıkçası insani yardımlar. Yemek istiyorlar, ekmek istiyorlar. Çünkü şu an Ukrayna'da hiçbir şekilde bir ürün kalmadı. Stokları tamamen tükeniyor. Herhangi bir şekilde stok yenilenemesi yapılamıyor. Çünkü gelemiyor araçlar. Bu yüzden de insanlar artık açlıktan birbirine saldırmaya başlıyor. Yani bu açlıktan iç savaşa doğru da gitmeye başlayacak bir süre sonra. Çünkü çok fazla yağmacı olmaya başladı. Yani başkasının hakkını alıp fazla stok yapmaya başlıyorlar.